Artı TV'den merhaba. Yeni bir ekolojik odak programıyla daha karşınızdayız. Bu hafta konumuz Yeşiller Partisi. Geçen hafta itibariyle Türkiye'nin siyaset sahnesinde artık yeni bir siyasi parti daha var. Türkiye'nin 95. partisi olarak kuruldular. Dünya Barış Günü'nde geçen hafta itibariyle 55 kadın ve 55 erkek tarafından toplamda 110 kişi kuruluşlarını geçen hafta itibariyle duyurdular. İçinden geçmekte olduğumuz dönem hem küresel anlamda hem bölgesel hem de Türkiye anlamında aslında tam bir krizler çağı diyebiliriz. Ekonomik anlamda, siyaset anlamında, ekolojik anlamda, toplumsal ve sosyal olaylar açısından pek çok krizleri barındıran bir dönemin içinden geçiyoruz. Buna şimdi bir de sağlık krizi eklendi koronavirüsle birlikte ve mevcut siyasetlerin aslında dünyanın çeşitli yerlerinde yükselen daha sağcı, popülist, daha milliyetçi bir takım siyasetlerin veya geçmişten bugüne gelen bazı klasik siyaset söylemlerinin bütün bu krizlere aynı anda topyekün eş zamanlı olarak cevap veremediğini görüyoruz. Ve dolayısıyla artık siyaset sahnesinde yeni soluklu, yeni şeyler söyleyen, yeni sözler üreten siyasi görüşlere, siyasi duruşlara ihtiyaç var. Evet, geçen hafta itibariyle Yeşiller Partisi biz de varız diyerek yola çıktılar. Tabii dediğimiz gibi klasik siyaset çizgisinden farklı bir parti programları, farklı hedefleri ve farklı ilkeleri var. Türkiye siyasetine de yeni bir renk, yeni bir canlılık katacaklarını bekliyoruz Yeşiller Partisi'nin. Ve temel sorunlara da elbette bütün temeldeki siyasetini iklim krizi üzerine, iklimle ilgili, ekolojiyle ilgili meseleler üzerine kurgulamış olsa da aslında bu demin bahsettiğim krizlere yönelik de Yeşiller Partisi'nin belli bir takım bazı önerileri ve hedefleri değerlendirmeleri var. Şimdi sizleri bu hafta Skype hattında iki konuğumuz var. Yeşiller Partisi'nin eş sözcüleri. Bu hafta sizleri onlarla tanıştıracağız ekolojik odakta. Yeşiller Partisi eş sözcüsü Koray Doğan Urbarlı ve Yeşiller Partisi eş sözcüsü Emine Özkan. İkinize de hoş geldiniz diyorum Ekolojik Odak programına ve Artı TV'ye. Hoş bulduk. Merhaba, hoş bulduk. Evet, şimdi isterseniz hemen parti programıyla, partinin hedefleriyle, ilkeleriyle söze başlayalım. Geçen hafta itibariyle aslında Türkiye gündeminde oldukça iyi yer aldığını, medya tarafından ilgi gösterildiğini, farklı kesimlerin de aynı şekilde ilgisini çektiğini söyleyebiliriz. Demek ki Türkiye siyasetinde, Türkiye gündeminde böyle bir partinin, böyle bir söylemin ihtiyacının olduğunu da görüyoruz. Ama tabii biraz detaylandırmakta fayda var. Önce Emine ile başlayalım. Partinin belki şuradan da başlayarak hedeflere ve ilkelere geçelim. Hangi ihtiyaçtan kuruldu esas itibariyle Yeşiller Partisi? Bununla başlayalım. Önce sözü Emine'ye veriyorum. Daha sonra elbette Koray'a da görüşlerini soracağım bu konuyla ilgili. Öncelikle davet ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sizin de başta çizdiğiniz çerçeveye çok yakın bir yerden ifade etmek gerektiğini düşünüyorum. Gerçekten dünya krizler çağı diyebileceğimiz çoklu krizleri aynı anda yaşayan ve bunların birbiriyle olan ilişkisinin siyaseten neredeyse hiç görünmediği ve belki de bilerek görünmezleştirildiği bir dönemden geçiyor. Ve aslında Yeşiller Partisi iklim krizi başta olmak üzere iklim krizinin tetiklediği sorunlarla birlikte ekonomik, sosyal, toplumsal adaletsizliklerin derinleştiği bir zeminde bize gerçeklikleri sunuyor. Biz Türkiye'de Yeşiller Partisi'ne en başta Türkiye'nin içinde bulunduğu ekolojik, ekonomik ve demokrasi krizinin çözülmesi için ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla partiyi de bu doğrultuda kurma gayreti içinde olduk. Evimiz yanıyor ve biz bu yangını söndürmeye geldik dedik. Parti programında da bu söylem üzerinden bir çıkış gerçekleştirip az önce saydığım bu üçlü krize cevap olabilecek şekilde çeşitlilikte başlıklara yer verdik. İşte temiz gıdaya erişimden yenilenebilir ve yeşil enerjiye,
aynı zamanda işte hür doğmak, hür yaşamak üzerinden bakıp kadın haklarına ve feminizme kadar uzanan bir yelpazeden bahsediyoruz. İlkelere döndüğümüzde de aslında yine başta da belirtmiştiniz, renklenmesi Türkiye siyasetinin açısından farklı olabilecek aslında birçok ilkeyi de benimsemiş durumdayız. Tabii ki hiçbiri birinin önünde değil ama örneğin şiddetsizlik ve barış talebi bizim ilkelerimizden bir tanesi. Yine iklim kriziyle mücadele etmek ve toplumsal cinsiyet eşitliği ve feminizme dair vurgu da önemli ilkelerden. Ben böyle toparlayayım. Koray'ın da ekleyecekleri olur mutlaka. Evet, lütfen Koray senle devam edelim. Tabii. Yeşil politika, yeşiller siyaseti aslında şu anda bütün dünyada giderek de artan bir etkiyle işte bahsettiğimiz krizlere, yani ekonomik, ekolojik ve sosyal krizlere bir yanıt arama çabasında. Yeşiller Partisi'nin Türkiye'de kurulma hikayesi de aslında bununla bağlantılı diyebiliriz. Çünkü bu krizlere Türkiye'den de bir ses, Türkiye'den de bir çözüm önerisi ve özellikle de krizlerin Türkiye'ye yönelik özgün yansımalarına yine Türkiye'den özgün soru çözümleri ortaya koymak için aslında bu partiyi kurduk diyebilirim. Evet. Şimdi şöyle devam edelim isterseniz. Şimdi iklim krizi, hele ki de evimiz yanıyor, bu yangını söndüreceğiz sloganıyla yola çıkmış bir parti olarak elbette başta da söyledik, onları birazdan da detaylandırırız. Diğer bütün toplumsal, ekonomik ve siyasi sorunlara yönelik elbette üreteceği, söyleyeceği sözler olacak ama temel anlamda iklim krizini, bu içinden geçmekte olduğumuz durumu, giderek daha fazla adaletsizlik yaratan, giderek daha fazla eşitsizlik ve yoksulluk yaratan bu iklim krizini Türkiye gündemine ve aslında Türkiye siyasetinin gündemine nasıl yerleştireceğiz? Nasıl bir söylemle bunu gündemde tutmaya çalışacaksınız? Ben bu soruyla devam edelim istiyorum ve önce Emine'ye soruyorum. Tamamdır. Yani şu çok kritik, iklim krizi aslında dünyada etkilerini giderek arttıran bir biçimde o toplumsal adaletsizliği de derinleştirecek şekilde böyle hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Hatta bilim insanlarının tahmin ettiğinden çok daha hızlı, çizdikleri projeksiyonlardan çok daha derin bir biçimde etkilerini ortaya çıkarıyor. Burada aslında ülkelerin iklim müzakere süreçleriyle birlikte belli sorumlulukları aldığı bir yapıdan da bahsedebiliyoruz. Türkiye aslında Paris Anlaşması dediğimiz ve iklim müzakerelerinin neticesinde somutlaşan anlaşmayı imzalamakla birlikte hala tarafı olmamış bir ülke. Aslında bu bahsettiğimiz hani iklim krizini Türkiye siyasetinin gündemine getirmek, bunu çözmek için etkili politikalar üretmek dediğimizde ilk akla gelebilecek olan somut adım Paris Anlaşması'na taraf olmak. Ve aslında Türkiye olarak bu sorumluluğun, yani iklim kriziyle mücadele sorumluluğunun, iklim krizinin yarattığı eşitsizliklerin ve adaletsizliklerin onarılması için alınacak sorumluluğun altına girmek demek. Dolayısıyla bizim Yeşiller Partisi olarak üzerine düşeceğimiz ana somut şeylerden bir tanesi Paris Anlaşması'nın tarafı olunması ve Türkiye'de gerçekçi iklim politikalarının hızlıca hayata geçmesi. Bunu biraz açmak gerekirse de şunu ekleyebilirim. Paris'e taraf olmak derken aslında ekonominin karbonsuzlaşması gibi bir şeyin altını çizmek gerekiyor. Karbonsuzlaşan bir ekonomiye ihtiyacımız var ve bizim programımızda yer alan Yeşil Yeni Düzen fikri de aslında Yeşil Yeni Düzen fikrindeki dayanaklardan bir tanesi de bu. Karbonsuzlaşma. Bunun için Paris Anlaşması'nın imzalanması, daha da somut haliyle 2030'a kadar gerçekçi düşük emisyon, sera gazı emisyonu hedefinin koyulması, 2050'de de sıfır karbon emisyona geçilmesini sağlamak. Bunun için etkili ekonomi politikaları, enerji politikaları ve iklim politikaları hayata geçirmek. Evet.
Koray, aynı soruyu sana da yönlendirmiş olayım. İklim krizini, iklim eksenli adaletsizlikleri Türkiye gündeminin üst sıralarına nasıl taşıyacak Yeşiller Partisi? Aslında yaşadığımız hayatta olan hava olaylarının ismini koymak bile yeterli biraz. Yani bu Karadeniz'de olan seller neden oluyor? Niye bu kadar çok sık oluyor? Ya da işte benim çocukluğumda hiç duymadığım, sadece televizyonlarda işte haberlerde gördüğüm hortum olayları nasıl bu kadar çok olabiliyor? İşte İstanbul'un şu kadar günlük suyu kaldı, İzmir'in bu kadar günlük suyu kaldı deniyor. Bunlar nasıl oluyor ve bunların aslında birbirine bağlayan şey ne? Yani iklim değişikliği, iklim krizi dediğimizde gözümüzde hep gözümüzün önüne gelen görüntü erimiş bir buzulun üzerinde biraz zayıflamış bir kutup ayısı. Tamam, o var, o da doğru. Fakat aslına bakılırsa bir taraftan da doğrudan kafamızı evimizden çıkardığımız anda başımıza gelen bütün hava olaylarının şiddeti, sıklığı ve bu kadar hızlı değişmesi de doğrudan iklim değişikliği ile alakalı. Yani demin Emine'nin söylediği gibi biz eğer 2030'daki hedeflerimize, 2050'deki hedeflerimize ulaşmazsak aslında Karadeniz'de daha çok sel olacak. Ya da şehirlerimiz daha kurak kalacak. Bunlar aslında birbiriyle bağlantılı. Eğer siz sel olsun istemiyorsanız tabii ki sele karşı kentleri hazırlayabilirsiniz. Kuraklığa karşı kentleri hazırlayabilirsiniz ama kuraklığı ve seli önleyemezsiniz. Sel olsun istemiyorsanız, kuraklık olsun istemiyorsanız, işte garip hortumlar, Türkiye'de daha önce görülmeyen hortumları istemiyorsanız o zaman iklim değişikliğini, daha doğrusu iklim krizinin var olduğunu kabul edip biraz önce Emine'nin çok güzel bir şekilde anlattığı gibi yapılması gereken şeyleri tek tek yapmanız gerekiyor. Evet. Şimdi isterseniz biraz bu 10 temel ilkeye geçelim. Bu 10 temel ilke aslında pek çok konuyu, pek çok sorunlu alanı kapsıyor diyebiliriz. Ağırlıklı olarak elbette iklim, doğa, çevre, tarım, gıda gibi başlıkları kapsasa da aslında toplumsal cinsiyet eşitliği gibi, barış gibi, şiddetsizlik gibi, sürdürülebilirlik gibi, gerçi her ne kadar biraz belki içi boşaltılmış olsa da Yeşiller tarafından herhalde tekrar içinin doldurulacağı bir başlık olarak görüyorum ben bunu. Yerel ve doğrudan demokrasi, aslında bütün bunlar Türkiye'nin şu anda sorunlu alanlarına işaret eden noktalar. İstersen Emine biraz onları detaylandıralım. Çünkü bu 10 temel ilke sadece iklimle alakalı, sadece ekolojik mücadeleyle alakalı şeyler değil. Dediğimiz gibi toplumsal alanda sorunlu pek çok noktaya da değen, temas eden ilkeler. Burada tabii sırf ekoloji odaklı olmamasının nedeni aslında Yeşiller Partisi'nin hayal ettiği dünyanın, hayal ettiği Türkiye toplumunun yalnızca işte ekolojik sorunlara odaklanıp böyle daha belki proje odaklı veya nokta atış odaklı işler yapmak değil, bütüncül bir çözümü bütün canlılar için mümkün kılabilme isteği. Bugün iklim krizi diye bir şeyden bahsettiğimizde adaletsizliklere de değindik toplumsal anlamda yaratacağı. Bunun ilk adresinin kız çocukları ve kadınlar olduğu veya tarımla uğraşan insanlar olduğu, sosyoekonomik düzeyinin oldukça düşük olduğu insanlar olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla aslında iklim kriziyle mücadele etmek dediğimiz şey adil bir biçimde geçişi içinde barındırmalı ve iklim adaleti adı altında gerçekleşmeli. İklim adaletinin sağlanması demek aslında toplumsal cinsiyet eşitliğinin desteklenmesi demek. Aynı zamanda barış içinde bir dünyanın var olması demek. Türkiye bugün gerçekten demokratik bir ülke olmaktan gittikçe uzaklaşan, farklı seslerin daha da bastırıldığı bir ortamda siyaset yapıyor. Türkiye toplumu böyle bir ortamda yaşıyor. Belki korkuyor, belki geleceğine dair ciddi kaygı güdüyor. Özellikle benim gibi gençlerin hem sosyal haklar anlamında hem ekonomik haklar anlamında ciddi belirsizliklerle mücadele ettiği bir dünyada yaşıyoruz. Bütün bunlara dair çözümleri ancak barış isteyerek, şiddetsiz bir dünya hayal ederek, toplumsal cinsiyet eşitliğini savunarak yapabiliriz. Dolayısıyla ilkeler oldukça kapsamlı bir yerden meseleyi görmemiz için ve pusulamızı
buralara bakarak oluşturmamız için oldukça anlamlı dayanaklar. Hı hı, evet. Koray, senin de bu 10 temel ilkeyle ilgili değerlendirmelerini almak istiyorum. Tabii ki. Şimdi iklim krizi aslında bir sonuç. Yani içinde bulunduğumuz dünyanın içinde tarihsel olarak geldiği yer aslında bir sonuç. Peki bizi iklim krizine ne getirdi sorusuna baktığımızda aslında buna verdiğimiz yanıtlar bizim 10 ilkemizi gösteriyor. Yani biz iklim krizini hallettikten sonra, yani bir şekilde iklim krizinin üstesinden geldikten sonra dünya bir ekolojik diktatörlük olsun gibi bir ütopyamız yok örneğin. O yüzden de doğrudan demokrasi ve yerelliği savunuyoruz. Ya da işte toplumsal cinsiyet meselesinin hallolmadığı bir dünyada iklim krizinin hallolmasının aslında bizi tekrar bir iklim krizine getireceğini farkında olduğumuz için aslında bunu söylüyoruz. Yani oradaki ilkeler genel olarak, yani bizim toplam 10 ilkemiz iklim krizi ne getiren toplumsal, sosyal olaylara karşı verdiğimiz bir yanıttır. İklim krizinin tekrar olmaması için verdiğimiz bir yanıttır. Evet. Şimdi sosyal olaylar demişken Emine de konuşmasında değindi. Bence önemli bir nokta. Şimdi Türkiye'de bakıyoruz, genel itibariyle bazı kamuoyu araştırmaları da bunu gösteriyor. Gençler çok ümitsiz. Türkiye aşağı yukarı son 15-20 yılda hep genç nüfusu olmasıyla övündü. Bunu bir övünç kaynağı olarak hep uluslararası alanda da içeride de dile getirdi. Fakat geldiğimiz noktada ne eğitimde ne çalışma hayatında olmayan milyonlarca ümitsiz, umudu kalmamış genç var. Bu zamana kadar hep 4 gençten biri işsiz diyorduk. Şimdi o sayı gitgide genişledi. 3 gençten biri artık işsiz. Gitgide gençlere bir şey vaat edemeyen, gençlerin çıkmaza girdiği bir toplumsal değişime dönüşüm geçiriyoruz. Acaba Yeşiller Partisi gençler açısından umut olabilir mi? Gençlere vaat edeceği neler olabilir? Önce Emine ile başlayalım. Tamam. Şimdi burada çok doğru bir şey. Bunu kendi yaşıtlarım arasında işte bir araya geldiğim insanlarda birebir konuştuğumuz şeyler. Yani bizi nasıl bir gelecek bekliyor? Biz nasıl bir bugünde yaşıyoruz? Ve bu belirsizliğin getirdiği, ekonomik zorlukların getirdiği haliyle gerçekten işte eğitime, kaliteli eğitime ulaşabiliyor muyuz? Veya işte kazandığımız parayla hayal ettiğimiz gibi bir evde, hayal ettiğimiz gibi tatil vesaire yapabiliyor muyuz? Bütün bunlara baktığımızda genç işsizliği ve aslında genç işsizliği derinleşiyor. İşsiz kalmadığınız durumda da, yani işte eğitimlisiniz, belki üniversite bitirdiniz ama iş bulmakta veya bulduğunuz işlerde de çok düşük ücretle çalışmak gibi bir zorunlulukla da karşılaşıyorsunuz. Dolayısıyla buradan şeye belki vurgu yapabilir, Yeşiller Partisi'nin ne yapabileceğiyle ilgili. AKP 2012'de Vizyon 2023 diye bir şey koymuştu önümde ve ben 2012 yılında üniversite birinci sınıftaydım ve hani işte hayalleri olan, bir meslek edinme gayreti içinde olan ve kendi kendine yeten bir hayatı kurmak isteyen, hani böyle tırnak içinde pırıl pırıl bir gençtim belki de. Ve o zaman aslında o Vizyon 2023 yılında kişi başı milli gelirin neredeyse 25 bin dolarlara kadar çıkmasını öngörüyordu. O dönem işte 10 bin dolar civarıyken. Biz bugün 2020 yılına geldiğimizde kişi başı milli gelirin 9 bin dolar civarında olduğunu görüyoruz. Bu aslında Türkiye'nin 2012'den bile geri bir durumda olduğunu söylüyor. Dolayısıyla bize vaat edileni yaşayamadığımız ve hatta adaletsizliğin, eşitsizliğin derinleştiği ve doğal olarak da genç işsizliğinin ne eğitimde ne istihdamda genç sayısının arttığı, hatta korkunç sayılara ulaştığı bir bugünün Türkiye'si var karşımızda. Burada Türkiye'nin yeni bir hikayeye ihtiyacı var. Yani genç işsizliğin önüne geçilmesi için yapılması gereken şey dönüştü ekonomi, yeni ekonomi politikalarının geliştirilmesi. Bunun da aslında iklim resmi bir biçimde olması gerekiyor. Yani iklim kriziyle baş edecek bir ekonomik dönüşüme ihtiyacımız var.
Bunu yapmamızın belli gerekçeleri var. Bir tanesi, evet, önceden beri bahsediyoruz, iklim krizi derinleşiyor ve Türkiye'ye bu bir bedel olarak daha fazla dönecek. Bir diğeri de aslında bu hikaye eğer iklim rejimiyle uyumlu olarak yapılmazsa dünyanın yüzünü döndüğü ve bugün Avrupa yeşil düzeni olarak kabul edilen bir ekonomik düzen varken bizim tamamen gerisinde kaldığımız ve mevcut ekonomik sistemimizin kısır döngüsü içinde giderek krizin derinleştiği bir ortamda yaşamamız anlamına geliyor. Yeşiller aslında en somut şeyi bu ekonomik dönüşüme dair ortaya koyacağı politikalarla yapabilecek diye düşünüyorum. Evet, Koray. Türkiye'yle ilgili, Türkiye'deki işsizlikle ilgili bence en çarpıcı durum, biz ne kadar işsiz olduğunu bilmiyoruz bir kere. Çünkü istatistiklerde iş arama umudunu kaybedip iş aramayı bırakan insanlar işsiz olarak sayılmıyor. Diyelim ki iş arama umudunu kaybetmediniz. Bir iş buldunuz, asgari ücretle bir iş buldunuz. Bugünkü döviz kuruyla saatlik 1,5 dolara çalışıyorsunuz. Şimdi bu saatlik 1,5 dolar, saatlik 1 dolar kelimeleri aslında bize hep 5 sene önce, 10 sene önce Çin'le alakalı söylenen, o Çin'deki sömürüyü anlatmak için söylenen cümlelerdi ve biz şimdi bununla karşılaşıyoruz. Türkiye'de bugün asgari ücret saatlik 1,5 dolar. Diyelim ki yine çalışmaya devam ettiniz. Bundan 10 gün önce daha asgari ücrette çalışan 18 yaşında bir genç, ben ömrümü araba almak için veya işte ev almak için harcamak istemiyorum, bunlar için harcamak istemiyorum diyerek intihar etti. Bütün bu şeyleri, verileri arka arkaya koyduğunuzda aslında yani işsizlik devasa bir sorun. İş bulduğunuzda ise umutsuzluk daha büyük bir sorun. Çünkü iş güvencesinin olmadığı, işte pandemi sürecinde insanların kitleler halinde işsiz kaldığı bir dönemden geçiyoruz ve bunun yanında bir de tabii ki bu dövizdeki durum gibi çeşitli değişkenler aslında çalışan kısmen mutlu orta sınıfın da dünyadan kopmasını ve onların da aslında bir umutsuzluğa geçmesine sebep oldu. Yani Türkiye her anlamda işsizine de, asgari ücretle çalışanına da, birazcık şanslı olup orta sınıf olanına da herkese belli bir umutsuzluk veriyor. Yani sadece küçük bir zümre tarafından mutlu olunduğunu görüyoruz ki o zümre mutlu. Onun dışında herkesin bir mutsuzluğu var. Yeşiller Partisi olarak aslında değiştirmek istediğimiz şey bu birazcık da. Yani Emine'nin çok güzel bir şekilde anlattığı bu yeşil yeni düzenle ekonomik olarak getirilmek istenen, bunun yanında diğer programımızdaki diğer maddelerle birlikte getirilmek istenen şey aslında bir umutsuzluğa yanıt olmak. Bir hep Yeşiller Partisi'nden bahsederken hep işte çiçek böcek partisi falan denirdi ama denir. Bu aslında umut verici de bir şeydir. Yani insan çiçek aldığında mutlu olur. Bu anlamda yeşillerin insanları bu şekilde mutlu edeceğini ve umutsuzluklarını kıracağını düşünüyoruz. Bunu yapmak istiyoruz. Evet, güzel. Şimdi yeşil yeni düzene çok atıf yaptık. Biraz onu isterseniz detaylandıralım. Nedir yeşil yeni düzen? Avrupa Birliği 2050 yılına kadar karbon nötr olmayı önüne bir hedef olarak koydu. Tabii bu çok geniş kapsamda işte sanayiden, ulaşıma, tarımdan, enerjiye kadar pek çok alanda kapsamlı dönüşümler anlamına geliyor. Ve tabii çok ciddi bir karbon azaltım hedefi ve daha sonra da karbon nötr olma hedefi. Ve eğer tabii bu hayata geçebilirse de dünyanın ilk herhalde kıtasal anlamda karbon nötr bölgesi olacak. Geçtiğimiz günlerde çok yeni Çin de böyle bir hedef koydu. 2060 yılına kadar 2030'da karbon salımlarını zirve yaptırdıktan sonra 2060'da karbon nötr olma yönünde bir hedef koydu. Tabii bu hedefler uygulanabilir mi, uygulanamaz mı, çok geç olur mu, olmaz mı? Onlar elbette başka tartışmaların konusu ama en azından bu tarz hedeflerin konulmuş olması çok önemli. Mesela Türkiye'nin de keşke böyle bir hedefi olsa diyoruz. Bu anlamda yeşil yeni düzenin kalbi aslında bu karbon nötr ekonomi olma meselesi. Ve sadece tabii Avrupa Birliği ülkelerinin değil, Amerika'da daha muhalif kesimlerin, daha belki solda, daha sosyalist
yerlerde duran kesimlerin de dillendirdiği ve yeşil yeni düzene geçişin aslında bir kurtuluş olabileceğini söyleyen siyasetçilerin olduğunu da görüyoruz ve kampanyalarında da bunları dile getirdiler. Ne vaat ediyor? Çünkü bu da dediğimiz gibi yine çok köklü bir toplumsal, ekonomik, ekolojik değişime işaret eden bir şey. Yeşil yeni düzen dediğimizde, çünkü temel hedeflerde, parti programında da atıfları olan, başlık olarak bulunan bir kavram bu. Dolayısıyla biz bununla ne hedefliyoruz Yeşiller Partisi olarak? Emine ile başlayalım bunu aktarması için. Tamam. Belki şeyi ekleyerek de başlayabiliriz. Yani Avrupa'nın yeşil düzeni Türkiye için ne ifade ediyor ve işte neden Türkiye'de de bir yeşil yeni düzene ihtiyaç var? Hani şu an mesela Avrupa yeşil yeni düzeni sınırda karbon vergisi, sınırda karbon uyarlama vergisi diye bir şey koyuyor ve somut örnek vermek gerekirse işte Türkiye'li bir demir çelik üreticisi demir çelik ihracatı yapmak istediğinde artık şöyle bir şeyle karşılaşacak. Sen bu üretimi Türkiye'de yaptın ama bunun karbon vergisini ödemedin. Eğer bunu Avrupa pazarında satmak istiyorsan bana vergi vermek zorundasın. Ve burada yapılan araştırmalar gösteriyor ki aşağı yukarı yılda bunun Türkiye'ye maliyeti 1 ile 2 milyar avro arasında. Dolayısıyla aslında Türkiye eğer Paris'e taraf olup bir etkili bir iklim politikası geliştirme yoluna gitmezse, karbonunu vergilendirmek gibi bir yol benimsemezse aslında AB'ye böyle bir parayı ödemek durumunda kalan, pazar ya da ödemediğinde pazarının daraldığı bir yani şu anki ekonomik krize ek bir sıkıntıyla daha baş etmek zorunda kalacak. Buradan yeşil yeni düzene dair hani Türkiye'de neler yapılabilir'e geçersek aslında ilk başta altını çizmiştim bir madde olarak hani ekonominin karbonsuzlaşması meselesi. Bizim de aynı Avrupa yeşil yeni düzeninde olduğu gibi 2030'a gerçekçi bir karbon emisyonu düşürme hedefi, 2050'de de karbon nötr bir ülke olma hedefi koymamız gerekiyor. Yeşil yeni düzenin içinde bu var, bunun hedeflenmesi. Bunun içinde öncelikli olarak Paris Anlaşması'na taraf olunması. Dolayısıyla bu tarafgillikle birlikte de bu yatırımları yapabilmek, bu politikaları geliştirebilmek için ihtiyaç olan finansmandan yararlanabilme fırsatını elde etme meselesi var. İkinci olarak bir tane daha söyleyeyim, sonra biraz Kore'ye paslayayım. Bir diğeri de aslında burayla ilişkili olarak adil geçiş meselesi. Yani en başta yine altını çizmiştik. Yani ekonominin karbonsuzlaşması demek, ekonominin dönüşmesi demek aslında yeşil olmayan, karbon yüklü sektörlerde çalışan insanların belki de işsiz kalması demek. Az önceki örnekteki gibi demir çelik fabrikası bu kadar vergi verdiği bir durumda vazgeçer, işte pazar payı düşerse bu sefer işçilerini çıkarma gibi bir yola da gidebilir. Veya biz bu ekonomiyi dönüştürelim derken bu sektörlerden vazgeçtiğimiz için insanlar işsizlikle mücadele etmek zorunda kalabilir. Dolayısıyla burada iklim adaletini sağlayabilecek şekilde adil geçişi hedefleyen bir ekonomik dönüşüm var. Somut olarak neler yapılabilir? Bu sektörlerde ne kadar insanın işsiz kalacağının ihtimalinin önceden araştırıldığı, bu insanların yeşil işlere geçişi için belli mekanizmaların kurulduğu, işe dair eğitimlerinin verildiği, işte yaşlanmışlarsa emekliliklerinin verilmesi, aynı zamanda bu insanların yeni işlere geçiş sürecinde emeklilik hakkının korunması gibi gibi bir sürü düzenleme ile birlikte bu adaleti sağlayacak şekilde bir enerji ve ekonomi politikaları dönüşümüne ihtiyaç var. Bahsettiğimiz yeşil yeni düzenin içinde bu tarz somut örneklere yer verebiliriz. Evet. Koray? Ben belki bir adım geriye gidebilirim. Oradan başlayıp dediğin gibi aslında yeşil yeni düzen şu anda bir taraftan iyi bir taraftan kötü bir şekilde yeşillerin alanından çıkmış durumda. Yeşilleri aşmış durumda. Yani en son İngiltere seçimlerinde İngiliz Sosyal Demokrat Partisi İngiltere'deki Sosyal Demokrat Parti yeşil yeni düzen vaadiyle seçime girdi. Onun dışında kulağa çok hoş gelmese de aslında IMF başkanına kadar yeşil yeni düzenin, yeşil işlerin olması gerektiği, yeşil ekonominin yaratacağı, yeşil işlerin geleceğin çok önemli bir bölümünü kapsayacağı gibi
bir konsensus var genel olarak dünyada. Bunun Türkiye'de hiç konuşulmaması aslında bize biraz garip geliyor. Yani yeşil yeni düzen kavramını şu an işte 2020 yılının Eylül ayında bizim burada anlattım. Tabii ki bizden önce çok da işin uzmanları anlattı ama hani siyasi alanda ilk defa böyle net bir şekilde dile getirilmesi bence Türkiye için bir eksiklikti. Çünkü biz pandemi sürecinde özellikle şunu gördük. Türkiye ve dünyada var olan sistem, Türkiye ve dünyada hakim olan sistem bir çözüm yaratamadı. İnsanlar şunu gördü. Çok sağlam sanılan sistemler, çok sağlam sanılan ülke sistemleri birbirlerinin maskelerini çaldılar. İşte kamyonları durdurup, gemileri durdurup birbirlerinin maskelerine el koydular. Ve insanlara aslında mevcut ekonomik sistem, biraz yine gençlerle ilgili konuştuğumuz noktaya gelirsek, yani mutluluk, refah, huzur ve rahatlık veremedi. Fakat yeşil yeni düzende mesela şu var, Emine'nin söylediklerine ek olarak söyleyebilirim. Şimdi esnek çalışma şu an gençlere dayatılan bir sistem. Yani birden fazla işte çalışma, az saatlerde başka yerlerde çalışma gençlere dayatılan bir sistem ve genel olarak aslında topluma da dayatılan bir sistem. Fakat bu bir sosyal adalet sorununu getiriyor. Yani bir emeklilik sorununu getiriyor aslında. Çünkü insanların geleceğinden çalınıyor. Bazı sigortaları az yatıyor, şu oluyor, bu oluyor. Mesela yeşil yeni düzende buna da bir çözüm getirmemiz gerekiyor ve bu aslında bir çözüm getiriyoruz daha doğrusu. Bu aslında bütün o umutsuzluğu, belki işsizliği bir anda çözebilecek, bir anda bunu biraz rahatlatabilecek bir durum olarak karşımıza çıkabilir. Onun dışında yeşil işler, yeşil yeni düzenin önemli bir noktası. Çünkü enerji alanından örnek verelim. Yani bir nükleer santral veya bir termik santralin istihdam ettiği insan sayısıyla rüzgar enerji santrallerinin istihdam ettiği enerji sayısı insan sayısı arasında çok fark var ve bu fark yeşil iş yönünde olumlu bir şekilde karşımıza çıkıyor. Yani biz işleri yeşil iş şeklini değiştirdiğimizde de aslında çok önemli bir istihdam kaynağı yaratacağız. Evet. Şimdi süremiz de yavaş yavaş azalıyorken birkaç tane güncel meselelere dair soru sormak istiyorum. Bunu bence izleyicilerimiz de merak ediyorlardır. Şimdi Yeşiller Partisi Türkiye siyasetine 95. parti olarak girdi dedik. 2020 aslında bütün o pandemi koşullarına rağmen epeyce partinin hayata geçtiği bir yıl oldu. Şimdi ister istemez ittifaklar gündemde. Çeşitli işte iktidar partisinden kopan partilerin muhalefetinin de diğer muhalefet partileriyle birlikte yükseldiği bir dönemden geçiyoruz. Dolayısıyla olası bir seçim ortamında ittifaklar epeyce önem kazanacak, kritik bir konu olarak gündeme gelecek. Acaba Yeşiller bu siyaset sahnesinin neresinde yer alacak? Emine ile devam edelim. Dediğim gibi ittifaklar aslında şu an içinde bulunduğumuz seçim sisteminde ürettiğimiz kendi sözümüzü bir şekilde duyurabilmek için farklı alanları da açıyor. Dolayısıyla bugün Yeşiller Partisi kurulduğunda elbette yeşil siyasete dair söz üretmeyi, yeşil politikaların Türkiye'de hayata geçmesini önüne koyuyor. Bu anlamda da elbette temsiliyetin, sözümüzün üretilmesinin kıymetli olduğunu, sözümüzün bir yerlerde duyulmasının, hayata geçmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. İlkelerimizin gerektirdiği haliyle diyaloglara da, ittifaklara da bu süreçte açık olacağımızı ifade etmek doğru olur. Tabii ki bunların detayları Türkiye'nin güncel koşulları, bu sürecin nasıl gelişeceğiyle ilgili olan bu yapıda kendini belli eder. Ama biz diyalog kurmaya her zaman açığız. Evet Koray, seninle devam edelim. Evet. Bu soruyu belki tersten yanıtlayabilirim ben de. Aslında hani bizim ittifaklara açık olmamız o bir nokta. Ben bir taraftan da ittifakların bize ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Yani bizim anlattığımız bu yeşil yeni düzen, işte gençlere umut olma veya diğer konularda ben ittifakların bize ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Çünkü görüyoruz ki
şu anda hem muhalefetin hem iktidarın oy kaybettiği bir dönemden geçiyoruz. Şimdi hiçbir normal demokraside, hiçbir rasyonel demokraside hem iktidar hem muhalefet aynı anda oy kaybetmez. Aralarında geçişler olur. Bu demek ki aslında insanlara umut olamıyorlar. İnsanların sorunlarında çözüm bulamıyorlar. Burada bence bizim çözüm önerilerimizin ittifaklarda önemli bir yer alabileceğini düşünüyorum. Bu noktada da evet biz ittifaklara açız ama ittifaklarda bence bizimle olmak için uğraşmalı birazcık. Şimdi o ittifakların, olası ittifakların önünü kesmek amacıyla Cuma günü yeni bir operasyonla uyandı Türkiye. Özellikle HDP'li yöneticilere, HDP'li siyasetçilere yönelik gözaltı kararları alındı ve son derece hukuksuz bir takım gelişmeler yaşanıyor. Avukatlarıyla görüştürülmemeleri gibi. Özellikle 10 temel ilkesinin içinde yerel ve doğrudan demokrasiye atıf yapmış, bunu bir başlık olarak ilkelerinde yer vermiş Yeşiller Partisi olarak özellikle Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilge'nin alınması, daha önceki yine belediye başkanlarına yönelik yapılmış olan bazı kayyım politikaları, uygulamaları meselesine yönelik de muhtemelen görüşleriniz merak ediliyordur. Onunla ilgili de soruyu sormuş olayım yine Emine'ye öncelik vererek. Evet, yani Türkiye epey bir zamandır gittikçe demokrasinin işlerliğinin zayıfladığı ve dolayısıyla da otoriterleşen bir yönetim anlayışına doğru evriliyor ve biz bütün bunları endişeyle karşılıyoruz. Çünkü Türkiye'nin ihtiyacı olan şey demokrasi ve demokratik bir ortamda siyaset yapılması. Aslında bir partiyi var etmemizin sebebi de bunu sağlayabilmek, yani demokratik bir zeminde sözümüzü üretebilmek ve bu savunuyu gerçekleştirebilmek. Aslında bu yakın zamanda yapılan operasyonların da biraz, yani 2014 yılına dayanarak yapılan böyle bir operasyonun da çok doğrudan hani geçmişe dair bir dert değil de biraz gelecekle ilgili bir şeyi böyle işaret ettiğini düşünüyoruz ve hani geleceğin baskılarla değil demokrasiyle inşa edilmesi için çağrıda bulunuyor ve çalışıyoruz. Evet, Koray. Kars Belediyesi HDP'nin elinde kalan tek şehir belediyesi aslında. Dediğim gibi diğer belediyeler kayyum operasyonlarıyla elinden alındı HDP'nin. Bu açıdan aslında da seçimi kazanan bir partinin, yani seçimi kazandığı şehirlerden bir partinin silinmeye çalışıldığını görüyoruz. Bu bir kere zaten başlı başına demokrasiye aykırı bir durum. Burada bir başka demokrasiye aykırı durum, Emine'nin dediği gibi, yani aslında 6 sene önce olan, insanların çoğunun aklında kalmayan, ne olduğunu bilinmediği, ne olduğunu unuttuğu, unuttunca da şu an televizyonlarda çok net yayınlarla, çok yanlı yayınlarla o unutulan kısmın istenildiği gibi doldurulabildiği bir durumdayız. Yani Kobani protestolarında ne oldu konusu aslında insanların bir gün ve iki gün önce izlediği televizyondaki haberlere dayanan fikirleri. Yoksa yani şu an mesela o zamanki başbakanın aslında mesela çıkıp konuşması gerekiyor. Ahmet Davutoğlu'ydu o zamanki başbakan, çıkıp konuşması gerekiyor. Veya 6-7 Ekim olaylarında 8 Ekim'de başbakan yardımcısı Yalçın Akdoğan'dı sanırım. Yalçın Akdoğan'la HDP şimdi hepsi tutuklanan, bir bölümü zaten hapiste olan HDP heyeti görüştüler. Ondan sonra açıklama yaptılar ve olaylar durdu. Mesela bunları konuşulması gerekiyor. Fakat biz şu an sadece 2023'te veya daha önce olabilecek seçimdeki ittifakları dağıtmaya yönelik adaletin bir kılıç olarak kullanılmasını görüyoruz. Ve asla biz tarihsel bir olayı gerçekten tarihsel anlamında konuşamıyoruz. Hep illa bir siyasi şey geliyor. Onu da tam yapamıyoruz dediğim gibi. Çünkü siyasi olayları siyasi olarak konuşsak 18 yıldır bu ülkeyi yöneten hükümetin bir dahlinin olduğunu göreceğiz ama onu da yapamıyoruz. Onu da tam olarak konuşamıyoruz. Evet. Şimdi yine 10 temel ilkeye atıf yaparak bu soruyu sorayım. Üçüncü ilke barış ve şiddetsizlik.
son yıllarda Türkiye komşularıyla maalesef farklı farklı biçimlerde sorunlar yaşayan bir ülke haline geldi. En son Doğu Akdeniz'de bu doğalgaz rezervlerinin aranması, çıkarılması faaliyetleri noktasında hem Kıbrıs'la hem Yunanistan'la ve dolaylı olarak Avrupa Birliği ülkeleriyle gerilimler yaşandı ve son birkaç gündür Türkiye'nin dolaylı biçimde taraf olduğu Ermenistan-Azerbaycan çatışmasında yine aynı şekilde Türkiye'nin bir pozisyonu var. Dolayısıyla barış ve şiddetsizlik dilini siyasette yeniden kurgulamak üzere yola çıkmış bir siyasi parti olarak bu çatışmalı süreçlerle özellikle de bölgemizde komşularla olan ilişkilerimiz açısından nasıl değerlendiriyorsunuz Emine? Herhalde son sorum da bu olur. Tamam. Yani biz endişeyle aslında izliyoruz Ermenistan ve Azerbaycan arasında geçen bu süreci. Ve elbette ülkelerinde şiddetsizlik ve barışa dair vurgu olan bir parti olarak barışın tesis edilmesi için diyalog zemininin korunması ve bütün bu sorun olarak görülen meselelerin diyalog halinde masada görüşülmesi gerektiğini düşünüyor ve istiyoruz. Burada belki altını çizmek veya işte dikkat çekmek gereken bir şey var. Az önce aslında Koray da mesela yanlı olarak bu soruşturmalara dair bir şeyleri duyduğumuzdan bahsetti. Mesela Türkiye'de şu an bu Azerbaycan ve Ermenistan arasında geçen süreçle ilgili de ciddi bir bilgi kirliliği de var. Yani hani tam olarak neyin ne olduğunu, nasıl gerçekleştiğini böyle belli haber kaynaklarına güvenerek olayı objektif bir şekilde değerlendirebileceğimiz bir pozisyonda durmuyoruz. Türkiye'de şu an hükümetin izlediği politikayı destekleyecek şekilde yanlı bir habercilik anlayışıyla karşılaşıyoruz ve dolayısıyla objektif bir değerlendirme yapmak mümkün olmuyor. Bence bu da her meselede olduğu gibi burada da önemli bir konu. Ve tabii ki dediğim gibi yani diyaloğa davet ederek barışın yaşandığı bir dünya tahayyülümüzün altını çizmek isterim. Evet, Koray. Türkiye'nin aktif olarak izlediği dış politika aslında bizim ilkelerimize koyduğumuz o maddenin ne kadar gerekli olduğunu gösteriyor. Yani bir şekilde baktığımızda olayları uç uça dizdiğimizde Türkiye bir savaş arıyormuş gibi sürekli. Orası bittiğinde hemen orayı başka bir yere eklemliyor. Suriye bitiyor, Libya'yı eklemliyor, oradan çıkıyor Doğu Akdeniz'e eklemliyor. Doğu Akdeniz'de bir geri adım atıldığında Ermenistan-Azerbaycan arasına müdahil oluyor ve bu müdahil olmanın da sınırlarını da aslında tam bilemiyoruz. Yani öyle de bir sıkıntı var. Hani olaylar Azerbaycan ve Ermenistan arasında nasıl ilerliyor onu Emine'nin dediği gibi bilgi kirliliğinden dolayı bilmiyoruz ve Türkiye de buna nasıl ilerliyor, giriyor. Orada Türkiye'nin ne gibi bir dahli var onu da bilmiyoruz. Bu açıdan ya biz barış ve şiddetsizliği hem bireysel yaşamımızda hem toplumsal hem de devletler arasında savunmaya devam edeceğiz ve bunun ne kadar gerekli olduğu da Türkiye için özellikle ne kadar gerekli ve arkasının kalabalıklaştırılması gerektiği de yaşadığımız hayat bize gösteriyor. Evet. Peki Emine, son bir mesaj Yeşiller Partisi'ne katılım için gençlere, kadınlara, LGBT'yi bireylere yönelik bir cümlelik bir mesajın olur mu? Yeşil düşünen, yeşil hisseden diyeceğim. Belki girip parti programımızı okuyan, ilkelerimizin herhangi bir yerinde, birinde kendini bulan herkesi aslında Türkiye'de daha şenlikli bir siyaseti var edebilmek için aramıza bekliyoruz. Tabii ben genç bir kadın olarak bu işe soyunduğum için özellikle gençleri, kadınları, LGBT bireyleri ayrıca davet etmek istiyorum. Ama tabii ki ilgilenen herkesi de aramızda görmek için heyecanlıyız. Evet, Koray. Ben de herkesi bekliyorum. En azından hani 35 yaşında birinin sürekli böyle yaşlı hissetmesini sağlamayacak şekilde herkesi partiye bekliyoruz. Yeşiller.org.tr internet sitemiz. Orada bizim bütün temel metinlerimize ulaşabilirler. Şu önemli belki, bu partiyi evet kurduk,
koyduk önümüze, fakat gelen her kişiyle tekrar tekrar tartışarak, tekrar tekrar müzakere ederek politikalarımızı belirleyeceğiz. O anlamda bir demokrasinin bir parti içerisinde nasıl işlediğini görmek için de gerçek bir demokrasinin bence önemli bir deneyim olur diye düşünüyorum. Evet. Çok teşekkür ediyorum ikinize de, hem vakit ayırdığınız için hem de verdiğiniz bilgiler için. Tekrar Yeşiller Partisi'nin yolu açık olsun diyelim. Biz teşekkür ederiz. Evet, bu hafta Ekolojik Odak'ta Yeşiller Partisi eş sözcüleri Koray Doğan Urbarlı ve Emine Özkan'ı ağırladık. Hem partinin hedeflerini, ilkelerini, programını konuştuk, hem de güncel meselelere dair neler düşündüklerini aktardılar. Tekrar teşekkür ediyoruz ikisine de. Bu haftada programımızın sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere.